Değerli izleyiciler, sıcak gelişmeye ilişkin yeni görüntüler elimize ulaştı. Onları ekranlarınıza taşıyacağız. Ermenistan, Azerbaycan'a bir kez daha saldırdı demiştik ve o saldırıda Anadolu Ajansı ekibinin son anda saldırıdan kurtulduğuna dair kareler yer alıyor. Ekranlarınıza yansıdığında biraz daha detaylandıracağız o görüntüleri. Ermenistan bir kez daha saldırdı dedik ve o saldırıda Anadolu Ajansı ekibinin son anda saldırıdan kurtulduğuna dair görüntüleri görüyorsunuz. Arabayı al gidiyoruz. Dedim durdurmaya çalışıyorum. Bunu buradan tutuyor. Tamam, 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 çıkın, çıkın. Aç, kaç. Tez ol, tez ol, çıkmak lazımdı buradan. Tez, tez. Fatih Ana. Tez, tez. Arabayı gördüler bence. Tez ol, tez ol. Fatih o tarafa yok, sağa doğru çıkmak lazım. Sen sağa. Fatih Aslan karakasında solda de. Biz ara gidelim. Hemen yanımıza. Fatih gel Fatih. Fatih. Fatih gel. Gel. Muhabir arkadaşlarımız da zor durumda şimdi. Ermeniler bize de saldırdı. Havan topuyla hemen 200 metre yanımıza havan topu düştü. Şimdi araziden uzaklaşmak zorundayız. Yat yere. Alın. Deha buradan çıktı karda. Düz çantasını vurdular. Deha. Yandı deha. Al sakla. Buraya buna bak. Buna bak. Deha. Çatı buranı vurdular. Çantı vurdular. Gördün. Evet, Ermenistan'ın düzenlemiş olduğu saldırıya ilişkin görüntüleri sesli olarak aktarmak istedik ki oradaki diyalog da net bir şekilde anlaşılabilsin. Biz de aynı zamanda oradaki duruma ilişkin bilgileri de Anadolu Ajansı ekibinden edinmiş olalım diye görünüyor. Bu diyalogtan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Anadolu Ajansı ekibinin, Azerbaycan'da görev yapan bu ekibin Ermenistan'ın düzenlemiş olduğu o saldırıya 200 metre mesafede maruz kaldığını söylemek mümkün. Havan topunu düştüğünü belirtiyor Anadolu Ajansı ekibinden bir görevli burada ve o saldırının o saldırının neticesinde çekilen görüntüler de ekranlarda yansımış oldu. Arabaya binişleri, kaskları ve çelik yelekleri bu noktada dikkat çekiyor Anadolu Ajansı ekibinin. Ermenistan bu sabah saat 6'da bu saldırıyı gerçekleştirdi ve Azerbaycan'da özellikle Azerbaycan ordusunun mevzilendiği bölgelere yapılan bir saldırı olsa da diğer yandan 4 ilçede yer alan yerleşim birimlerini de hedef alan bir saldırıydı aynı zamanda. Dolayısıyla sivil kayıpların olduğunu biliyoruz. Henüz elimize ulaşan bu konuda net bir rakam olmadığının altını bir kez daha çizelim. Ama işte bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin de o saldırıdan son anda kurtulduğunu görüntülere de yansıdığı şekliyle sizlerle paylaşmış oluyoruz. Bir panik durumu da var aynı zamanda. O saldırının ardından araçlarına binişleri ve bölgeyi terk etme anlarına ilişkin o görüntüleri de görüyoruz. Bir duman görüntüsü gördüğünüz gibi yine ekranlarınıza yansıyor. Saldırının 200 metre mesafede gerçekleştiği belirtiliyor. Biraz daha uzak bir nokta olabilir görüntülerden bizim edindiğimiz bilgiye göre. Ama bir havan topunun düşmesi söz konusu. Keza zaten bilgiler elimize ilk ulaştığında Ermenistan tarafından düzenlenen bu saldırıda ağır silahların kullanıldığını belirtmiştik. Yine bölgede görev yapan ve bu saldırıdan son anda kurtulan Azerbaycan'da görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin de bunu teyit ettiğini söylemek mümkün. Havan topuyla bir saldırı anına ilişkin görüntüler, ekibin saldırı sonrasında araçlarına binmeye çalıştığı ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları görülüyor. Evet, konuya ilişkin sıcak gelişmeye ilişkin ayrıntılar elimize ulaştıkça yine gün içerisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Saldırıdan son anda kurtulan Anadolu Ajansı ekibine de buradan geçmiş olsun diyoruz. YouTube kanalımıza abone olun.